Ekrem İmamoğlu gelmiş, İstanbul'u almış, tesadüfen aldı. Bu tesadüfen alması onun başarısı değil. Orada kullanılan mekaniğin, ki o mekanik bir denemeydi, başarılı gibi görünüyor. O kazanan o değil ki. AK Parti'nin de yer yer mesela adaylıkta direnişi, değişik şekillerde, Kerim Oğlan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da söyledi. Bugünkü yaptığı konuşmada da ne kadar güzel şeyler söyledi. Ders alıyoruz biz dedi. Nerede hata yaptığımızı görüyoruz dedi. Hatalarımızı düzelteceğiz dedi. Bana oy vermeyenler neden oy vermiyor? AK Parti'nin dedi oyu değişik, benim oyum yüksek. Neden bu dedi. Ya bunları görüyor. Bir siyaset ustası, bir tecrübe. Aynı şekilde Sayın Devlet Bahçeli de bir tecrübe. 50 yıllık siyasi birikim. Ya siyasette tecrübe çok önemlidir. E Kemal Bey 13 yıllık genel başkan. Ondan önce neydi? Ondan önce yaptığı görevleri biliyoruz. Bürokrattı. Ya bürokratlar başarılı olmuş olabilir. Ayrıldı. Deniz Baykal onu İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliği yapmasaydı ortalıkta yoktu. Hatta o dönemde Kemal Bey CHP'ye gelmeden önce Rahşan Hanım'la Bülent Ecevit'e gitti. DSP'ye girmeye çalıştı. Almadılar bunu. Almadılar sonra Deniz Baykal sahip çıktı. İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi yaptı. Ondan sonra öyle açıldı. Neden? İş Bankası önemli bir kuruluş. İş Bankası Türk sanayini ve Türk ekonomisinde önemli bir kuruluş. Bu kuruluşta olduğu için kurduğu ilişkiler var yönetim kurulu üyesi olarak. Gelin İstanbul CHP'si var, TÜSİAD var, ekonomi çevreleri var, merkezlerle ilişkiler olduğu için ondan sonra yavaş yavaş kendisinin önü açılmaya başlandı. Açıldıktan sonra da belli bir noktaya geldi. Şimdi Kemal Bey ayrılmayacak. Ya bir şey açıklayalım artık. Herkes kabul ediyor bunu. Gerçek ortada. Kemal Bey mahalli seçimlere kadar ayrılmayacak. Kimse de deviremeyecek. E karşısına çıksın adaylar. Sıkıyorsa çıksın Ekrem İmamoğlu. Nasıl çıkacak? Şimdi internet medyası kurarak internet medyası üzerinden bir strateji uyguluyor Necati Bey organize etti. Biliyorsunuz Ekrem Bey başkan olduğu zaman Başkanın Yolculuğu diye kitap yazdı. Billboardlar falan vardı böyle biliyorsunuz. Başkanın yolculuğunu anlattı. Sonra birileri çıktı. Cumhurbaşkanı adayı olur olmaz. Geçti o günler Cencazım dedi. O yerin artık sahibi var dedi. Ya göreve geldikten 3 gün sonra hedefi Cumhurbaşkanlığına çevirdi. E neden? Ya Ekrem İmamoğlu Sayın Cumhurbaşkanımız taklit ediyor. Taklitçi o. Aynı şeyi. Biraz önce de sizler de konuştunuz, Tarkan Bey de bahsetti. İşte şimdi yasaklar falan diye konuşuluyor ya. Adamlar yasak verse, adam diyecek nasıl Cumhurbaşkanımız yasaklıyken siyaset yaptı. Aynı şeyi yapmaya kalkacak. Ki Yani zaten bu bire arada kadar kalk. ceza konusuyla Akşener'le İmamoğlu'nun biliyorsunuz çak yaptıkları meşhur bir video var. O Saraçhane Tiyatrosu'ndan hemen önce. Ceza aldığına sevinen belki nadir insanlardan birisi oldu bu süreçte İmamoğlu. Erdoğan'la Sevin. ortak bir noktası daha oldu diye mi acaba? Gayet tabii sevindi. Hem o açıdan var hem de onun kendi yelkenlerine, o kendisi de yelkenli onun yelkenleri görünüyor şu anda. Ekrem Bey'in var ama daha yeterli değil o da. Onu doldursun. Esen rüzgardan belki faydalanırım diye. CHP'de tabanı yok. Şimdi bu internet medya üzerinden katılanların sayılarını veriyor, rakamlar veriyor. İşte bunlarla beraber mahalle seçimlerine girecekler. Burada şimdi siyaseti takip eden burada anahtarı hem Kürşat Bey hem Tarkan Bey siyasetin nasıl masalardaki mekanizmasını çok iyi bilen insanlar. Partiyi çok iyi bildikleri, siyaseti bildikleri için. Mahallelerde önemli değil diğer yerlerde. Şimdi düşünebiliyor musunuz? CHP'de geçen haftalarda bahsetti. Partide teşkilatlardan sorumlu genel başkan danışmanlığına danışman getirdi. Ya bu görev parti meclisinden içinden veya merkez yönetim MYK'ya seçilen birini yapması lazım. Kendi adamını getirdi. O bir komiserdir o biliyorsunuz. İçişleri Bakanı yapacaktı onu eğer Kemal Bey kazansaydı İçişleri. Yani komiser. Komiser deyince İçişleri'ne baktığın zaman komiser, polis önemlidir. Onu anlatır. Bir komiseridir o Kemal Bey'in. O bütün organize edecek seçimleri. Şimdi bu görevin içinde o nedenle bütün kavga nerede çıkacak biliyor musunuz? Heyecan,
önümüzdeki günlerde. Belli takvimi de var tabii onun. İstanbul'da şimdi mahalle seçimlerinde iki taraf çalışıyor. Canan Hanım bir tarafta. Canan Hanım'ın yanına şimdi orada Erdoğan Bey ve Erdoğan Toprak. Çok derin CHP'lidir Erdoğan Toprak. Abisi de biliyorsunuz daha belediye başkanından geliyor. İstanbul'da Kemal Bey'in göreve gelmesini Beykoz konaklarında derin CHP ve tüsliyatçılarla beraber organize eden insandır Erdoğan Toprak. Kemal Bey Beykoz konaklarında seçilmiştir. Sen daha git Ankara'ya. Biz ayarladık. Seni orada organize ediyoruz diye. Bütün gönderilmiştir sonra. O bakımdan Erdoğan Toprak da şimdi aynı şekilde İstanbul'da faaliyetlere başladı. Canan Kaftancıoğlu var. Canan Kaftancıoğlu biliyorsunuz o görevde bulunan Oğuz Kağan Salıcı vardı. İstanbul İl Başkanı'ydı. Şimdi partiye geldi. Genel Başkan Yardımcısı oldu. Bunların bir özelliği var. Anlatacağım şimdi size. Bunlar 10 Aralıkçılar. Bu 10 Aralıkçıların bir özelliği var. CHP bize olsun diyenlerdi bunlar. CHP bize olsun derken geldiler CHP'ye el koydular bunlar. Yönetime el koydular. Oğuz Kağan Salıcı gitti. Ama şu anda Kemal Bey'i en çok Cumhurbaşkanlığı adaylığında en çok öne çıkaran, sizin arkanızda bütün teşkilatları organize eden, delege yapısını organize eden, il başkanı organize eden bir isimdir. Aynı zamanda CHP'nin de Doğu Masası şefi, direktörüdür. PKK-HDP ile de ilişkileri kuran isim. Canan Hanım sağ koludur. Canan Hanım'ı kendi yerine getirdi. Canan Hanım istemez. Ekrem Bey göreve geldiği andan itibaren Necati Bey kitap yazdı. Bir başkanın bir yolculuğunu yazdığı zaman Canan Hanım bir açıklama yaptı. Dedi ki orası o yolculuğun dedi kahramanı teşkilat teşkilat dedi. Yani zaten kavga geldiği günde başladı ki bu yeni bir olay değil. Şimdi İstanbul'da mahalle delegeleri seçim var. Ekrem Bey ilçe başkanlarını toplamaya kalktı. Umduğunda bulamadı. İlçe başkanlarında beklediği desteği göremedi. Şimdi ilçelerde mahalle seçimlerinde bütün ilçe başkanları organize ediyorlar. Orada çalışacaklar. Ondan sonra 5 Ağustos'ta olsa ilçe kongreleri var. İstanbul ilçe kongreleri şu anda Ekrem Bey ile Kemal Bey'in bir mücadele içinde görüyoruz. Ekrem Bey bunu yaparken genel başkanlığı hedeflemiş değil şu anda. Olamayacağını da biliyor zaten. Neyi planlıyor? Bir İstanbul Belediye Başkanlığı garantiye almak. İkincisi kazanıp kazanmama ile ilgili planları var kafasında. Yakın çevresinden özel bilgilerimiz var. Neyi planladığına dair. Kazanırsa ne olur, kaybederse ne olur. Onların üzerinde çalışıyor. Ve bunun üzerinden de bir taban yapıp belki ihtimallerden birisi eğer Kemal Bey büyük kurultayı 29 Ekim'de yaparsa onun karşısında teşkilatları, mahalle teşkilatları devam ederse, ilçelerde başarılı olursa belli bir oranda belki Ekim ayında geldiğimiz zaman bir delege yapısında belli bir orana ulaşacak. Böyle ki ulaştı diyelim. Ya Muharrem İnce de bulaşmıştı biliyorsunuz bu rakama. 650 imza aldı. Ben bizzat Muharrem İnce'nin elinde imzaları gördüm. Ve sonları bunların içinden 65-70 tanesini Kemal Bey vazgeçirdi. Ki onları sonra çeşitli yerlerde görevlere getirdiler. Belediyelerde göreve geldiler. Belediye meclis üyesi yaptı 2019 seçimlerinde. Yani onlara verdi. Vazgeçirdi. Vazgeçirdi 600'ün altına düşürdü. Olağanüstü kongre şansını bitirdi. Velev ki aldı. Ekrem İmamoğlu 300 delege alsa ne olur? 400 delegeni alsa ne olur? Alamaz. Aldırmazlar. Sen git İstanbul'a dedi. İstanbul'dan aday ol. İstanbul ilçe başkanlıkları Ekrem Bey'in kaderini belirleyecek. İnternetten de devam edecek. Bakacak ilçe başkanlıklarını alıyor mu, alamıyor mu? Kadıköy'ü alamıyor. Beşiktaş'ı alamıyor. Kendisi tutan 3-4 tane ilçe başkanı var şu anda. O nedenle İstanbul İlçe Başkanlıkları Kongresi önemli. Bir de Ekim'in başında İstanbul İl Kongresi yapılacak. İl Kongresi'nde de büyük ihtimalle değil, %100 açık söyleyeyim ben. Oğuz Kağan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan Topraklar falan organize edecekler işte hep beraber. İl başkanını da seçemeyecek. Aday bile çıkaramaz İstanbul'da il başkanı. O zaman dönecek o güne kadarki havaya bakıp İstanbul Belediye Başkan adaylığı için. Ama mahkemesi de var tabii. O mahkemenin ne olacağını bilmiyoruz. Benim kanaatim
önümüzdeki 2-3 ay içinde istinaftan karar çıkacak. Lehte çıkar, aleyhte çıkabilir. Evet. Aleyhte çıktı, onaylandı, çok ilginç bir duruma gelebilir. Yargıtay'a gider, belli bir oranda gider. Neden? Bu ceza göreviyle ilgili olmadığı için, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaretler aldığı için görevden almıyorlar. Alınmasında sıkıntı var. Ama zaten bugün Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamada da ya zaten dedi İstanbul'la ilgisi yok. 6 aydan beri dedi kendisi Cumhurbaşkanı Başkan Yardımcısı olan bütün Türkiye'ye dolaştı. İstanbul'un başında değil. İstanbul'la ilgisi yok. O nedenle İstanbul'u vatandaşlar ya ben seni belediye başkanı seçti. Sen bir taraftan çıktın Cumhurbaşkanı Başkan Yardımcısı olmaya kalktın. Ya bir de şimdi genel başkan olmaya kalktı. Biz sana genel başkan ol diye vermedik ki diyorlar İstanbul'dakiler. Verenlerin çoğuyla konuşuyorum ben de. Niçin verdiniz diyorum. Ya buna belediye başkanı olsun diye verdik.